hoş geldiniz. Kastamonu Belediye olarak bugün rakiplerinizi izlemeye geldiniz. Evet. Peki sizin sezon çalışmalarınız nasıldı? Şimdi Kastamonu Belediye Spor Kulübü olarak tabii ki geçen yıl yeni kurulmuş bir ekiptik. Geçen yıl göstermiş olduğumuz performansın bir üstüne çıkmak için bu yıl yeni bir kadro ve yeni bir yapılaşmanın içerisine girdik. Buradaki hedefimiz tabii ki ilk üçün içerisinde yer alarak Avrupa kupalarında da alabildiğimiz dereceyi en üst seviyesini almaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız iki etapta planlamıştık. Birinci etapta özellikle cross ağırlıklı bir antrenman yöntemi kullandık. Antrenman bilgisi anlamında da baktığımızda özellikle kuvvet ve dayanıklılığa yönelik bir antrenman metodolojisi kullandık. Ve sonunda da uluslararası bir turnuva yaparak takımın durumunu görmeye çalıştık. O turnuvada iki sporcumuzdan mağdur bir şekilde turnuvayı oynadık. Yeliz ve Serpil'in olma işiyle tabii ki eksiklerimizi tam anlamıyla göremedik. Ama mevcutta olan sporcularımızla ne durumda olduğumuzu, neler yapabileceğimizi ortaya koymaya çalıştık. Bu bizim için iyi bir turnuva oldu. İkinci etabında yine Kastamonu'da, çünkü Kastamonu'dan özellikle dışarıya çıkmak istemiyorum. Orada kamp için her türlü olanaklar var. Bu olanakları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çatalzeytin'deydik. İşte orada da bir 7 günlük bir kampımız gerçekleşti. Bugün itibariyle o kamp da bitmiş oldu. Ve sporcularımızın ikinci etabın sonuna doğru artık müsabakaları oynayacağımız performansa doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tabii ki fikstür gereği ilk zor iki rakiple oynayacağız. Bunlar Türkiye Handball için önemli iki kulübümüzle oynayacağız. Baktığınız zaman zaten bu yıl 6-7 tane kulüp ciddi yatırımlarla Bayanlar Ligi'ne renk kattı. Bence Bayanlar Ligi bu yıl çok farklı ve güzel bir sunum sunacaktır. O anlamda tabii ki bu maç benim için de önemli. İlk maçımız Yeni Mahalle ile oynayacağız. Arkasından Zanos'la oynayacağız. En azından son durumları nedir, ne değildir bunu görmek anlamında da benim için de bu önemli olacaktır. Biz de ona göre hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Peki hocam, düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ben size teşekkür ederim. Önemli olan handball'e güzel şeyler katmak. Sizler de güzel şeyler katıyorsunuz. Bunun için de size teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Tamam.